Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte RNA çeşitlerinden bahsedeceğim ve üstüne bir de protein sentezle alakalı konuşacağız. Yani protein sentezine detaylı bir bakış atacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ufak değişiklikler mevcut. Bunlardan bahsedeceğim. Bir de bu RNA çeşitlerini çok fazla bahsetmek istiyordum. Onlardan da bahsetmiş olayım. Kafanıza takılan yerleri ben biliyorum. O kafanıza takılan yerlerin tamamını cevaplayacağım. Bu videodan itibaren videolarda bölümlendirme kullanacağım. Yani bölüm bölüm hangi dakikada ne anlattığımı görebileceksiniz player kısmında. Bilginiz olsun. Bunun muhtemelen mobilde de uyumludur bu. Masaüstü versiyonda da uyumludur diye düşünüyorum. Ama bundan böyle alt kısımda hangi dakikada ne anlattığımı görebileceksiniz. İlk muhabbetim ribozomal RNA ile başlıyor. Hücrede miktarı en fazla olan RNA çeşidi. Bakın en fazla olandan kastım %80 oranında bulunmakta. Yalnız biz protein sentezinde bu ribozomal RNA'yı çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü canlıdan canlıya değişiklik özelliği göstermiyor bu vatandaş bu yüzden. Ribozomal RNA ribozomda tRNA ile etkileşerekten uzayan polipeptit zincirine amino asit bağlamakla görevlidir diyor. Polipeptit demek ne demektir? Uzun amino asit dizisi. Amino asit 1, amino asit 2, amino asit 3. Amino asit n'e kadar gitsin bu, tamam mı? Bu çok fazla ise eğer ki burada poli, yani çok fazla peptit bağı içeren zincir anlamına gelen polipeptit zinciri adını alıyor arkadaşlar, tamam mı? O zaman ribozomal RNA ne yapıyormuş? tRNA'ya yandaşçılık yapıyormuş arkadaşlar. Ama ribozomal RNA'yı ben protein sentezinde çok fazla ne yapmıyorum? Söz etmiyorum bundan. Söz etmemenin sebebi ne peki arkadaşlar? Sebebi ise tüm canlılarda aynı kalıpta olmasından kaynaklanıyor. Ribozomal RNA çekirdekçikte sentezlenir. Çıkmış bir sınav sorusudur bu. ÖSYM bunu sormuştur. Çekirdekçikte sitoplazmadan gelen proteinlerle birleşerekten ribozomun nesini oluşturacaktır? Yapısını oluşturacaktır. Canlı organizmanın tümünde bunlar ribozom organeli protein sentezinden sorumludur. Biliyorsunuz zaten ister bakteride olsun, ister ökaryot yapıya sahip canlılarda olsun ribozom ortak. Ribozom nasıl bir organeldi bu arada? Zarsız bir organeldi. Unutmayın bunu da. Protein sentezinin fazla görüldüğü hücrelerde ribozomal RNA, ribozom ve çekirdekçik sayısı fazladır arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın sessiz kahramandır ribozomal RNA aslına bakarsınız. Biz protein sentezinin ribozomal RNA'yı bakın şu aşağıdaki şekle bak abi. Bu aşağıdaki şekilde neyi konuşuyoruz çoğu zaman? mRNA'yı konuşuyoruz ve tRNA'yı ne yapıyoruz? Konuşuyoruz arkadaşlar. Buna istinaden ribozomal RNA'yı çok fazla konuşmuyoruz. Ama ribozomal RNA arka planda yer alan bir vatandaş. Hocam ribozomal RNA'da hidrojen bağı var mı? Hidrojen bağının olup olmadığı Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yazmıyor değerli arkadaşlar. Fakat üzerine kıvrımlar gerçekleştirdiği için bu yüzden hidrojen bağı vardır olaraktan alabiliriz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı kitabında geçmiyor, bilginiz olsun. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında sadece hidrojen bağları tRNA kısmında geçiyor. Bu da cepte kalmış olsun. Soracaksınız biliyorum çünkü. O yüzden söyleyeyim dedim. Geldim şuna, mesajcı RNA yani mRNA'ya. mRNA'ya bakıldığı zaman hücrede miktarı en az olan RNA çeşidi arkadaşlar. Kaç oranında? %5 arkadaşlar bu. %5. Ama çok fazla etkili bildiğiniz gibi değil mi? Protein sentezine dikkat, bu önemli bir laf. Kalıplık eden bu RNA'ya mesajcı RNA deniliyor. DNA'da bulunan aktif gen çeşidi sayısı kadar mRNA çeşidi vardır demişiz bakın. Neden? Çünkü bu vatandaş bakın şurası bir DNA ipliği ise eğer ki bunun karşısına gelecektir ve bunun karşısından ne yapacaktır? Sentezlenecektir. Yani şurası DNA ise burası ne olacaktır? Karşısına gelecek olan vatandaş mRNA olacaktır. Yani DNA üzerinden ne yapacaktır? Sentezlenecektir değerli arkadaşlar. Sentezlenecek olan protein bilgisini taşıyan genden mRNA sentezleniyor. Yani şurası bir gense eğer ki bundan ne oluyor? mRNA sentezlenmiş oluyor. Bir hücrede aynı tip mRNA'dan çok fazla sayıda üretilebilir. Yani bir tane, 10 tane, 100 tane üretilebilir. İhtiyacımız kadar ne yapabiliriz? Üretebiliriz. Devam. mRNA'daki nükleotit dizilimi sentezlenecek olan proteinin, bakın bu çok önemli, amino asit çeşidini. Neden amino asit çeşidini peki? Ya arkadaş burada üçlü birimler bulunmakta. Bu üçlü birimler ne diyoruz arkadaşlar? Çoğu zaman diyorum bakın. Kodon diyoruz. Çünkü bazı durumlarda kodon ifadesini DNA için de kullanıyor ÖSYM ama çoğu zaman biz mRNA için kullanıyoruz. Bu kodonları alıyor ve bu kodonları ne yapacaktır? Birazdan göstereceğim. Nereye taşıyacaktır? Sitoplazmaya götürecektir. Ve buna istinaden ne sentezlenecek? Burada amino asit sentezlenmiş olacak. Yani amino asit çeşidini ne yapacaktır? Belirleyecektir. Amino asit sırasını belirleyecek. Buraya ben amino asit 1 diyorsam bunun altına gelecek olan vatandaş amino asit 2 ise bunun altına gelecek olan vatandaş amino asit 4 ise sırasını da belirlemiş oluyor mu mRNA? Belirlemiş oluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ve sayısını burada 100 tane varsa eğer ki arkadaşlar kodon, stop kodonları haricinde ne olacaktı? 100 tane de amino asit bulunmuş olacaktır. Şimdi mRNA'da üçlü baz diziminden oluşan kodonlar vardır. Evet, bunların her birine kodon diyorduk çoğu zaman. Her amino asit mRNA'da bir kodona karşılık geliyor. Hücrede ihtiyaç duyulan protein sentezlendikten sonra, bakın bu da önemli. Hücrede ihtiyaç duyulan protein sentezlendi, işim bitti artık. Bundan sonrasında artık mRNA'ya ihtiyacım yoksa mRNA sonsuza kadar bekletilmiyor. Bazı soru bankalarında karşılaşıyoruz bunlarla da. mRNA diyor her zaman bekliyor diyor orada. Lan niye beklesin mRNA sürekli? Ne yapacaktır? Enzimler gibi yıkılacaklardır arkadaşlar. Ve ne yapacaklardır? Tekrardan oluşacaktır ihtiyaç halinde. DNA'dan tekrardan ne sentezlenecekmiş? mRNA sentezlenmiş olacaktır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz bunu. Önemli bakın bu da. Bir de şundan bahsetmekte fayda var. Bakın bizim elimizde 20 çeşit amino asit olduğu için 20 çeşit amino asit ve 61 tane ne vardır arkadaşlar? Anlamlı kodonumuz vardır bizim. 3 tanesi bunun stop kodonu olduğu için yazmadım bunu. Dolayısıyla 20 çeşit amino asit olduğuna göre bir amino asiti ne yapacaktır? Birden fazla kodon şifreleyecektir. Bakın birden fazla kodon şifreleyecektir. Yani amino asit 1'i atıyorum 4 tane şifreleyebilir, kodon şifreleyebilir. Hepsi aynı anlamına gelecektir. Tamam? Unutmuyorsunuz bunu da bilginize. Geldik şuna, yonca misali bir görünüş andıran tRNA'ya. tRNA'ya bakıldığı zaman protein sentezinde kullanılacak olan uygun amino asitleri sitoplazmadan neye taşıyacaktır arkadaşlar? Ribozoma taşıyacaktır. Bakın bu vatandaş ne yapıyordu mRNA? mRNA çekirdekten, ökaryotlarda çekirdekten sitoplazmaya taşıyordu. Bu ise ne yapacaktır? Sitoplazmadan ribozoma taşıyacaktır. tRNA yaklaşık 80 nükleotitten oluşur ve DNA üzerinden sentezlenir. DNA'dan sentezlenecek. Diğer RNA çeşitlerinden farklı olarak tRNA belirli bölgelerdeki bazıların hidrojen bağıyla birleşmesi sonucu 3 boyutlu yapı kazanır. Dediğim gibi Fen Lisesi kitabında arkadaşlar sadece tRNA için ne demiştir? Hidrojen bağı bulunur demiştir. Fakat bilimsel açıdan bakıldığı zaman üzerine katlamlar yaptığı için ribozomal RNA'da da ne bulunmaktadır? Hidrojen bağı bulunur. tRNA'da mRNA'daki kodonlara karşılık gelen üçlü baz dizilerine, bakın bunda kodon diyorduk mRNA'da. Burada ise ne diyormuşuz arkadaşlar? Antikodon diyoruz. Antikodon ipliğinin uygun olan uç kısmında amino asit taşıyan ve taşıyan kısım bulunmakta. Birazdan bahsedeceğim. tRNA'lar protein sentezi sırasında tekrar kullanılıyor. Bakın mRNA gibi tRNA tekrar ne yapıyor? Kullanılıyor. Yapısı bozulan tRNA'lar ne yapacaktır? Çeyizine saklamayacaksın tRNA'yı. Tabii ki de parçalayacaksın ve yeniden ne yapacaksın? Yapacaksın. Yani mRNA işi bittiği zaman ne oluyorsa aynı şekilde tRNA'da işi bittiği zaman ne yapacaktır? Yıkılmış olacaktır arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim ikinci şeklimize. Bu şekli geçen sene de kullanmıştım. Bu sene de kullanacağım. Çünkü güzel şekillerden bir tanesi. Hem burada birazcık daha şeye de geleceğim. Çok fazla bana soru olaraktan geliyordu. Hocam bu santral dogma denilen bir şey varmış. Lan bir cacık yok onda. Onu anlatacağım şimdi. Bak şimdi. Bu ökaryotlarda gerçekleşen bir protein sentezi. Bir tane hücre almışız burada. Hücreyi büyüttüğümüz zaman şu kısım nükleus diyor. Çekirdek kısmı yani. Onu yazayım hemen ben buraya. Biliyorsunuzdur, İngilizceniz var biliyorum ama olsun ben yine de yazayım. Çekirdeği yazdım buraya, tamam mı? Sitoplazmada şu kısım göstermiş ama yazıyorum sitoplazma diye. Yazdım. Çekirdek kısmına dikkat ettiyseniz arkadaşlar DNA'mız ne yapılmış arkadaşlar? Açılmıştır. DNA açılıyorsa ve açık halde tutmasını sağlayan bir enzimimiz vardı. Kimdi o? Helikaz denilen enzim. Ne yapıyordu? Bu DNA'nın açık olaraktan kalmasını sağlıyordu. Bakın bu DNA'nın bir ipliğinin karşısına ne gelmiş arkadaşlar? Bizim mRNA'mız ne yapacaktı? Gelmiş olacaktı. Şurası mRNA. Bu mRNA DNA'nın hangi ipliğine geliyor derse eğer ki kalıp ipliğinin karşısına geliyor. Kalıp iplik. Tamam mı? Kalıp iplik. DNA iki tane iplikten oluşuyor. Çiziyorum bunları. DNA'nın karşısına kim gelecekmiş o zaman arkadaşlar? Benim mRNA'm gelecekmiş. Bakın onu da yazıyorum. Şuradaki ipliğime ne diyordum ben? Kalıp iplik diyorum. Kalıp iplik. DNA kimin karşısına geliyor? Kalıp ipliğin karşısına geliyor. Pardon, mRNA. Çat diye buraya mRNA geldi. Şu ne peki? Diğer iplik. Diğer iplik ise anlamlı iplik diye adlandırılıyor. E hocam, bizim hoca dedi ki orada bir yanlışlık yapılmış fen lisesi kitabında. O anlamlı iplik burada olacakmış aslında. Fakat bunu karşı tarafa yazmışlar. Ya arkadaşlar bakın. Yani bu konuda yorum yaptığımız zaman üzerime çullanıyor millet ondan sonrasında. Ama bir yanlışlık yok. Yani Campbell'ı veyahut da yaşam bilimi biyoloji kitabını açtığınız zaman anlamlı iplik denilen yapının karşı tarafta olduğunu ve buraya kalıp iplik dendiğini görürsünüz zaten. Bu bir yanlışlık değildir. Bu aslına bakarsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın yavaş yavaş düzeltmeye gitmesinden dolayıdır. Dolayısıyla şu ipliğe ben kalıp iplik diyeceğim. Karşısındaki neyse anlamlı iplik diyeceğim değerli arkadaşlar. Ha hocam, sınavda bu şekilde mi çıkar? Sınavdaki soru yazarlığı ÖSYM soru yazarlığı olduğu için yani netice itibariyle bu vatandaşlar üniversitede değerli hocalarımız profesör oldukları için ne olacaktır? Bunlar da kalıp iplik ve anlamlı iplik sıralamasını bu şekilde gerçekleştireceklerini düşünüyorum ben. Ve netice itibariyle 4. MEB'in 4. genel tekrar testine bakarsanız eğer ki bu kısma, yani mRNA karşısına gelen ipliğe kalıp iplik demiştir. Onun karşısına gelen ipliğe ise anlamlı iplik dediğini göreceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda da. Yani ben bu şekilde soracağını düşünüyorum. Ha, farz et ki sormadı. Onu da anlarsınız zaten. Hani buraya yazmıştı, şekilde göstermişti, buraya anlamlı iplik yazmıştı. Dersin ki o zaman ha, tam eski bilgiyi kullanıyor. Ama doğrusu, ben size doğruyu öğretmekle yükümlü olduğum için doğrusu bu arkadaşlar. mRNA karşısına gelen iplik kalıp iplik diye adlandırılıyor. Tamam. Bunu uzatmanın bir anlamı yok. Burada tabii kızmıyorum size. Yani bunu söylemeyeyim kesinlikle. Kızmıyorum. Siz de haklısınız. Bir şeyler değişiyor sürekli. Bunun farkındayım çünkü değişme eğilimine giden bir bilim dalı olduğumuz için biz arkadaşlar sürekli değişme eğilimine gidiyoruz. Ama ben elimden geldiğince size doğrusunu öğretmeye çalışıyorum. Öğretmenlik mesleğim görevince bu da gerçekleşiyor. Şimdi kalıp iplik üzerinde kimler bulunuyor arkadaşlar? Bizim genlerimiz bulunmakta. DNA üzerindeki genler bulunuyor. Bunun karşı tarafa aktarılmasına ne isim vereceğim ben peki? Tabii ki de biliyorsunuz bunu zaten. Doğru söylüyorsunuz. Transkripsiyon diyeceğim. Bu transkripsiyon nerede gerçekleşecekmiş? Ökaryotlarda çekirdek kısmında gerçekleşeceğini de biliyoruz zaten. Biz burada problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ÖSYM bazen şu kalıp ipliğin üzerindeki yerleri arkadaşlar, yani üçlü baz dizisine kod diyor. Bazen ise kodon diyebiliyor. Bilginiz olsun. Hani soruda bakarsın kod veya kodon derse eğer ki onu doğru olaraktan kabul edersin. Çünkü ÖSYM bazen kod diyor, bazen kodon diyor. Milli Eğitim Bakanlığı ne diyor peki? Milli Eğitim Bakanlığı buradaki üçlü baz dizisine kod diyor arkadaşlar. Buradaki üçlü baz dizisine ise arkadaşlar ne diyormuş? Kodon diyormuş, tamam mı? Eğer ki tRNA'daysam ne olacaktı bunun ismi arkadaşlar? Antikodon olacaktı. Şimdi diğer şeklimizden, bu şeklimizden bakmaya devam edelim olaya. Bizim mRNA üzerinden aldı abicim buradaki kodonları, ne yaptı? mRNA küt diye çıktı. Nereden çıktı? Çekirdekten çıktı. Yani transkripsiyon aşaması çekirdekte gerçekleşiyor. Daha sonrasında mRNA ne yaptı arkadaşlar? Çıktı çekirdekten. Peki çekirdekten çıktıktan sonra bakın nereye gidiyor mRNA? Dikkat edin, ribozoma gidiyor. Ribozoma nasıl gidiyor peki? Ribozomun küçük alt birimi, şurası küçük alt birimi. Burası da büyük alt birimi bulunmakta ribozomun ve ribozomun küçük ve büyük alt birimi ancak ve ancak protein sentezi esnasında birleşiyor. Normalde bunların ikisi nedir arkadaşlar? Ayrı şekilde adlandırılmakta. Bu mRNA bakın ne tarafa doğru gitmiş? Küçük alt birimine doğru gitmiş. Bizim mRNA ribozomun küçük alt birimine gidiyor ve bağlanıyor. Bağlandıktan sonrasında bunun bir kodu var. Başlatıcı kodon denilen bir kodonu var. O ismi ne peki? AUG değil mi? AUG aynı zamanda neyi şifreliyor arkadaşlar? Metiyonin amino asidini şifreliyor. Metiyonin amino asidini şifreliyor. Şimdi ribozomun küçük alt birimine mRNA'nın metiyonin yani AUG kodonu bağlandığı zaman hemen tRNA'ya bir tane uyarı gidiyor. tRNA'ya diyorlar ki ya arkadaş sen metiyonini getir bakayım diyorlar. metionini getiriyor tRNA. Getirdikten sonrasında ribozomun büyük ve küçük alt birimi ne yapıyor? Birbirine bağlanmış oluyor. Hani sürekli sıra soruyorsun ya bana. İşte o sıra bu şekilde gerçekleşiyor. Neymiş o zaman başlangıçtaki muhabbetim? Başlangıçtaki muhabbetim bizim DNA ne yapacak kardeşim? İpliğini açacak helikaz enzimiyle ve iplik bu şekilde duracak. Daha sonrasında DNA'nın kalıp ipliğinin karşısına mRNA gelecek. mRNA daha sonrasında ne yapacaktır arkadaşlar? Alacaktır üzerine kodları ve kodon yapısına çevirecektir. Ve daha sonrasında ne yapacaktır arkadaşlar? Buradan çıkacaktır. Çıktıktan sonrasında sitoplazmaya geçiş yaptı ve sitoplazmada ribozomun küçük alt birbirine bağlanacaktır. Ribozomun küçük alt birbirine bağlandıktan sonrasında başlatıcı kodon olan AUG'yi okur okumaz, ribozom okuyacak bunu bu arada. Ribozom okur okumaz tRNA'yı diyecek ki getir bakayım bana metionin amino asidini. Metionin amino asidini getirdikten sonrasında tRNA geldi buraya. Geldikten sonrasında ribozomun büyük ve küçük alt birimi birbirine ne yapıyor? Bağlanmış oluyor. Daha sonrasında okuma devam ettikçe, mesela buraya okudu, metionin okudu. Metionin'den sonrasında geldi buraya lizin. Bakın lizin ne yaptı? Tak diye tRNA tekrardan bağlandı. Devam ettim, başka bir tane daha okudum. Amino asit 3 işte, atıyorum ne olsun? Glisin amino asidi. Glisin amino asidi bağlandı. Sonrasında atıyorum trionin amino asidi, serin amino asidi bağlandı durmadan devam etti. Bağlandıktan sonrasında, işim bittikten sonrasında bunların arasında ne var arkadaşlar? Peptit bağları var. Bu peptit bağları birbirine bağlanıyor ve ne elde ediyorum ben? Protein elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Tamam. Olay bu şekilde gerçekleşiyor yani. Yani bizim translasyon aşaması nerede gerçekleşiyormuş? Ribozomda gerçekleşiyor diyebiliriz. Ribozomun büyük ve küçük alt birimi bağlanıyor ve daha sonrasında ne oluyor? Translasyon aşaması gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bazı kaynaklarda, tabii ki de isim vermeyeceğim burada, bazı kaynaklarda maalesef ki prokaryotlarda translasyonun nerede gerçekleştiği, ökaryotlarda translasyonun nerede gerçekleştiği gibi ÖSYM'nin asla sormayacağı terimler geçiyor arkadaşlar. Bunlar çıkmaz değerli arkadaşlar. Yani bunları sormaz ÖSYM'e. Hani ökaryotlardakini sorarlar. Eyvallah da prokaryotlardakini sormazlar. Yani biz burada Campbell veya olimpiyat sınavına biz hazırlanmıyoruz arkadaşlar. Prokaryotlardaki translasyon nerede gerçekleşiyormuş falan diye sormaz ÖSYM. Ökaryotlardakini sorar. Ökaryotlardaki gördüğünüz üzere şekil A'da görüldüğü gibi ribozom kısmında gerçekleşiyor. Tamam. Ribozom prokaryotlarda var mı peki? Var tabii ki de. Yani prokaryotlardaki ribozomda peki translasyon gerçekleşmez mi? Gerçekleşir elbette. Fakat bunu sormaz ÖSYM. Yani sitoplazmada mı gerçekleşir, işte ribozomda mı gerçekleşir, prokaryotlarda falan, ona girmez. Adamların da kendi kitabında, zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kitabında ne var arkadaşlar? Böyle bir şekil var. Yani gidip de prokaryotlardaki muhabbeti anlatmıyorlar. O kadarını bilmenize gerek yok arkadaşlar. Tamam. Bunu da söylemiş olayım. Bakın ne diyor adam? Şu kısmına demiş arkadaşlar, dikkat ettiyseniz. Translasyon demiş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın translasyon aşaması demiş arkadaşlar bu kısmı. Yani mRNA ne yaptı? Bakın burada başlatıcı kodonla bağlandı ve daha sonrasında arkadaşlar ne oldu? tRNA'lar geldiler buraya ve mRNA'ya uygun olarak amino asitleri yerleştirdiler ve daha sonrasında artık ne yaptı? Sonlanmayla beraber protein sentezlenmiş oldu. Bakın burada dikkat ederseniz eğer ki şunu göreceksiniz. Ribozom denilen yapı ribozomal RNA tarafından ne yapılmış? Bakın burada gösterilmiş. Ribozomal RNA tarafından ne yapılmış? İfade edilmiş. Yani ribozomun büyük ve küçük alt birimine ribozomal RNA tarafından oluşturulduğu söylenmiş. Bu da önemli bir bilgi, bilginize. Tamam. Geçen sene çok fazla şey demiştiniz bununla alakalı. Şey demiştim bununla. tRNA'ya bakın dikkat ettiyseniz yonca şeklinde değil de bunlar tabi yabancı çizimler olduğu için haç şeklinde gösteriyor arkadaşlar. Tam bir yonca şekli olmamış, haç şekli gibi olmuş değil mi? Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim, onu da söyleyeyim hemen. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar DNA, RNA transkripsiyon demiş. Sonrasında mRNA demişiz. Sonrasında işte protein denilmiş. Şimdi bizim burada DNA'dan mRNA'ya aktarma işlemi, ne deniliyordu bu işleme? Transkripsiyon. Hemen şuraya şunları yazayım da kafanız karışmasın. DNA'dan mRNA'ya aktarım neydi arkadaşlar? Bu transkripsiyon. Daha sonrasındaki aşama nedir peki? mRNA'dan protein sentezlenmesi olayına ne diyeceğim arkadaşlar ben? Translasyon. İlk başlangıçta DNA, bakın DNA DNA ne yapacaktı? Kendine eşleme özelliğine sahip olacaktı. Yalnız burada tabi bahsetmiyoruz bu DNA'nın kendine eşlemesinden. Yani protein sentezinin başlangıcında ben DNA'nın kendine eşlemesinden bahsetmiyorum. Ama DNA başlangıçta kendine eşler. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Replikasyon diyoruz. İşte DNA'nın kendine eşlemesi, yani replike etmesi, DNA'dan mRNA oluşması, mRNA'dan protein oluşması, yani transkripsiyon ve translasyon olaylarının tamamına, şu görmüş olduğunuz olayın tamamına ne diyorum ben? Santral dogma diyorum arkadaşlar. Neymiş o zaman? DNA'dan mRNA, mRNA'dan protein oluşması olayına biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Santral dogma diyormuşuz. Fakat buradaki DNA replikasyonunu biz ne yapmıyoruz arkadaşlar? Burada ifade etmiyoruz arkadaşlar. Bakın ne yapmışlar bunlar zaten? Bir, transkripsiyon demişler. İki, ribozomun büyük ve küçük alt biriminin birbirine bağlanmasını ifade etmişler. Üç ise translasyonu ifade etmişler. Yani yurt dışında da nedir arkadaşlar? DNA replikasyonu protein sentezi içerisinde ne yapıyor? Dahil edilmiyor. Ama sorarsa eğer ki santral dogma olayında DNA replikasyonu buradaki santral dogma mekanizmasına ne yapılıyormuş? Dahil ediliyormuş. Bunu da unutmayınız, tamam mı? Hani çok fazla hocam bu santral dogma olayı ne acaba, bir açıklarsan sevinirim diyen olduğu için ben de santral dogmayı da buraya ne yapmış oldum? Eklemiş oldum. Evet. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hani çok da fazla sizi sıkmadan arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kafa karışıklığınızı ne yapmışımdır? Gidermişimdir inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.